Evet, merhabalar. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak parolası ile yola çıktık. 100 gün geçti, amacımıza ulaşamadık. Analizlerimize hedeflemiş olduğumuz 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olana kadar devam ediyoruz. Evet, şöyle bir haberlerden başlayalım. Amerikalıların serveti rekor seviyeye ulaştı. Elbette rekor seviyeye ulaşacak. Burada sistemi kuran, sistemi işleten, pazarlamasını yapan ABD nüfusunun yarısının kendi şirketlerine, kendi hisse senetlerine yatırım yaptığını biliyoruz. Şirketler güçlendikçe, hisseler güçlendikçe, ekonomide güçlenir, finansal yapı güçlendikçe, halkın refah seviyesi de güçlenir. Bizim ülkemizde bile hala 550 tane borsada işlem gören şirketimiz var. Hala bu 550 tane şirketi beğenmeyip dışarıda Amerikan şirketlerin hisse senetlerini almaya çalışan, dolar, Amerikan doları almaya çalışan yatırımcı adayları var. Dolayısıyla burada ne kadar kendi ülkenin şirketlerin hisselerine değer verirsen finansal yapın o kadar kuvvetli olur. Dolayısıyla burada sistemi kuran Amerika, sistemi çok güzel bir şekilde pazarlayıp işleten Amerika servetlerine servet katacaklardır. Burada bizim de bu işlere uyanmamız lazım. En azından dışarıdan yatırımcı gelmese de yerli yatırımcılarla kendi borsamızda kendi şirketlerimize yatırım yapmamız gerekiyor. HSBC Dolar TL tahminini yükseltti. Ne kadar yükseltti? 3 TL yükseltti. Daha evvel 33 TL demişti. Yavaş yavaş artık önümüzdeki süreçte HSBC Dolar tahminini yükseltti yükseltti gidecek. Neden? Bu faiz oranlarında yavaş yavaş tabii ki her şeyin fiyatının artma ihtimali kuvvetli olduğunu gözlemleme ihtimalimiz yüksek. TL mevduat faizi Nisan 2002'den beri en yüksek seviyesinde. Orta vadeli, uzun vadeli esasen çok da güzel mesajlar vermiyor. Faiz oranlarının en azından kademeli olarak artık yavaş yavaş aşağılara doğru hareket etmesi gerekiyor. Yeni çözümler aslında güzel çözümler. Mehmet Şimşek'in son zamanlardaki çözümleri hem sıkılaştırma hem de yeni alternatif vergilerin ortaya konulması nispeten faiz oranı arttırmak yerine uygulanması gereken adımlardan, faiz oranlarının düşmesi önemli hususlardan. Moody's Almanya bankacılığının görünümü negatife çevirdi. Burada Moody's negatif diyorsa Alman bankacılığın işi geçmiş olsun. Alman bankacılık açısından büyük problem söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Zaten bunlar kendilerini genel çerçevede koruyorlar. Eğer görünümü negatif çeviriyorsa gerçekten durumun içler acısı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, geçelim kendi borsamıza. Borsa İstanbul 500 endeksi %3,45 yukarıya doğru hareket etti. Borsa İstanbul son 10 gün içerisinde ciddi manada aşağılara doğru hareket ediyordu. BIST 100 endeksi de 9400'leri geçememişti. 9000'den aşağılarına sarkmıştı. %3,54 BIST 100 endeksi de yukarı doğru hareket etti. Evet, veri setine baktığımız vakit esasen şurada 3 sefer 9400 seviyelerini geçmeye çalışmıştı. Burada başarılı olamamıştı. Sonrasında tekrardan aşağılara doğru hareket etti. Güç topladı, tekrardan yukarıyı zorlayacaktır. İlk hedef, ilk burada geçilmesi gereken seviyenin 9400 seviye olduğunu veri setine bakarak yorumlayabiliriz. Halk arz endeksi de diğer endekslere nazaran biraz daha sert bir şekilde %3,83 yukarı doğru hareket etti. Evet, tabii ki burada endekslerin yukarı doğru hareket etmesinde önemli hususlardan bir tanesi bankacılık endeksinin %5,43 sert bir şekilde yukarı doğru hareket etmesi. Burada neden bugün hisse senedim yukarı doğru hareket etmeli düşüncesi söz konusu olabilir. Bazı yatırımcılarda %3, %4 yükselişe rağmen burada daha ziyade bankacılık hisse senetlerinin borsada ağırlığı yüksek olduğu için bankacılık hisse senetlerinin sert yükselişi genel çerçevede Borsa İstanbul endekslerinde yukarı doğru hareket ettirebiliyor. Bunu bugün de gözlemledik. Tabii ki burada BofA'nın, Bank of America'nın 1 milyara yakın hisse senetleriyle ilgili alış pozisyonda olması önemli hususlardan. Evet, SPK bültenine baktığımız vakit Mart ayında henüz SPK bülteninin gelmediğini görüyoruz. Halka arzlarla ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil. Son halka arz hisse senedi Movan Enerji birinci işlem gününde rahat bir şekilde tavan yaptı. Artemis Halı, Obama Karnacılık, Alves Kablo tavanlarını devam eden hisse senetlerine Limak Çimento dün hisse senedi taban kapatmıştı. Borsa İstanbul negatifti. Bugün Borsa İstanbul pozitif. Limak Çimento da tekrardan yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemledik. %5,77 yukarı doğru hareket etti. Şu noktada hisse senedinin 35-36 TL seviyelerinde gün içerisinde hareket ettiğini gözlemledik. Hisse senedi sanki dip noktaları bu seviyeler olarak kısa vadeli Borsa İstanbul yukarı doğru hareket ederse
olacak gibi gözüküyor. Pasifik Teknoloji hisse senedi 15 taban yaptıktan sonra hisse senedi özellikle bugün BOFA'nın sert alışlarıyla tavandan kapattı. Tabii ki öğleden sonra verilen alış emirleri de Patek hisse senedine bugün gerçekleşmedi. 150 TL seviyeleri kritik seviyeler. Daha evvel buraları geçmeye çalışmıştı. Bakacağız. 150 TL geçerse tarihi zirvesinden sonra hisse senedinin önünün açık olabileceğini değerlendirebiliriz. Borsa geri hisse senedi 55 TL geçemedikten sonra aşağılara doğru hareket etmişti. Bugün itibariyle ilk tepkisini verdi. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senedi halka arası fiyatının hala üzerine çıkabilmişti. Şurada görmüş olduğumuz daha evvel bir sefer 55 TL geçmeye çalışmıştı. Sonrasında aşağılara doğru hareket etti. Güç topladı. Belki önümüzdeki kalan yukarı doğru hareket etmeye çalışabilir. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senedi oldukça fazla sayıda haber olmasına rağmen yatırımcılar bu hisse senedine ilgi göstermiyor. Ereğli Demir Çelik hisse senedi %3,12 yukarı doğru hareket etti. Hisse senedi şurada birinci yükseliş trendini görüyoruz. Şurada düzeltmesini yaptı. Şu noktada ikinci yükseliş trendi, ikinci trendi görüyoruz. Ve tekrar düzeltme yaptı. Bu noktadan sonra tekrar şu hareketi yapabilir. Veya nispeten borsa İstanbul negatif olursa şuraya doğru da hareket edebilir. Ereğli Demir Çelik hisse senedi. Sönmez filament hisse senedi tarihi zirvesi 99 TL idi. Evvelsi gün itibariyle bu seviyeler yaklaştı. Bu seviyeleri geçemedikten sonra tekrar bugün itibariyle 88,5 TL'lere hareket ettiğini gözlemledik. Burada hisse senedi orta vadeli olarak en azından tarihi zirvesine yaklaşmış durumda şu an itibariyle. Evet tabii ki Sönmez grubu iştirak firmalarından sönmez filamentli olan Senaryon'un sönmez pamuklu hisse senedinde de gerçekleşmesini bekliyoruz. Daha evvel 200 TL geçmeye çalışmıştı. Bu seviyelerden sonra hisse senedinin aşağılara doğru hareket ettiğini ve dip noktası olarak 76 TL'leri gördüğünü gözlemledik. Sonrasında 113-114 TL'lere kadar hareket etti. Burada tutunamadı. Tekrardan 88 TL indi ve 88 TL'den ard arda yaptıktan sonra 110 TL, 112 TL geldi. Bundan sonraki süreçte son 2 gündür hisse senedinin aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Temennimiz sönmez filament gibi tekrardan yukarı doğru hareket etmesi yönünde. Evet tabii ki Senepam hisse senediyle ilgili kısa vadeli günlük olarak al sinyallerinin ve sat sinyallerinin nispeten dengede olduğunu görüyoruz. Orta vadeli olarak aylık olarak şöyle bir hisse senedi trendine baktığımız vakit güçlü al sinyali verdiğini 19 değişkenin 2 adet değişkenin de sat sinyali verdiğini görüyoruz. Evet 161. gün portföy özeti portföyün büyüklüğü 481.448 TL tek seferde yüklü hisse senedi alış yapmak yerine kademeli hisse senedi alış emirleri vermek yatırımcıyı riskten koruyan unsurlardan tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.